Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir temizlik başındayız. Biz kaygımızı atlattık, temizliğimizi yaptık. Ama inanır mısınız, babaanne tabii hem yaşlı olduğu için hem de canı çıktığı için yani bu yüzden karakterinden kaynaklı günlerdir kendine dert ediniyordu. Tarhanayla kazı bitirdim ama temizliğim kaldı diyordu. Zaten yatak odasıyla Emre'nin odasını kendisi temizlemiş, birer gün halletmiş. Biliyorsunuz bizler de şu günlerde yoğunduk. Dün de benim bir işim vardı. Bugün artık bir iş, bir gezme ayarlamadık. Sabah kahvaltımızı yaptık. Hemen babaannemle geldik. Şöyle oturma odasının camını daha silmedim. Perdeleri çıkarıyorduk. Annem de makineyi perdeleri attı. O da onun başını bekleyecek. Ya o var ya bence onun içine yağmur, hava girmiş bence hocam. Ekranda gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum ama cam silinmemiş gibi belli orta yerinde. Camdan kaynaklanan bir şey olduğu zaman böyle değildi değil mi yenilerde? Bir de şöyle bir şey var. Şuna bak ya buhar kalmış ya. Babaannem eve taşınalı 4 yıl oldu. Geçen sene Ekim ayında. 4 yıl oldu mu? Oldu tabii. Geçmedi mi? 2019. 19, 20, 21, 23, 25. seneye gidiyoruz. İşte aynen. Değil mi? Yani epey bir zaman geçti. İbaşı'nın askerliğin son gündü. Siz taşındınız. He ilk gecesiydi değil mi? Öyle dediydik. Hatta İbaşı'nın son gecesi diye. Neyse işte o zamanlar beri camlarda hiçbir şey yoktu. Geçen sene ısı yalıtımı oldu. Ben de kendimce düşünüyorum. Hayır, ısı yalıtımdan alakası yok. Acaba hava alınmadığından, evin içi sıcak olduğundan mı? Bizim de öyle. Bizim de öyle. Bizim de yok çok şükür. Camlardan kaynaklanan bir şey yok. Camlarda yok burada. He, camdan. Onun var ya lastiğinden hava alıyordur. Buhar giriyordur. Şimdi dediği gibi evin sıcaklığına. Şey olmuş hani. He. İleriden bileni belli. Yani dıştan bir gelen misafir diyecek ki bu cam silinmemiş diye. Ama öyle bir şey yok. Bir de küçük çocuk yok zaten evde camları leke yapacak. Evet. Bir sadece köy yerinde ne oluyor? Toz, moz oluyor. Arabalan geldiği gittiği için. Kardan camları silecek. Ben perdeleri makine açacağım. Şu üniteyi falan sileceğim. Toraman da yazık. Şuna bak kardan. Gittiler diye çöpün yanında bize bekliyor. Ben de kapıyı kapattıydım. Şu şeyin faydası olur belki. Çöpün yanında de. Siz görüyorsunuz biliyorum. Ben görüyorum telden kapıdan da gözüküyor. Hadi oraya indir bakalım. İndir. Yoruldum değil mi? Yok, onu ben düren kardelen, perdeleri düren öyle atıp dürüt de attık mı şeysi iyi oluyor. Ben de gösteriyorum. Babaannem sobasını kaldırmamış zaten. Hazırda. Temizledik. Düğün yaptım ben de. Sobasını kendisini sileriz. Şu perdenin sobanın üzerindeki ne? He, farklı bu. Bizimkiler böyle değil. Yenilerden çıkanlardan bu. Evet bu camı da sildim. Şimdi bu kapıya geçeceğim. Annem de üniteyi sildi. Ondan sonra buranın kapısını sildi. Şimdi de mutfağın kapısını siliyor. Babaannem de aşağıya indi. Tavuklarına bakacak bir şey yok. Hazlarına hayır, bakacak şey, bir sanırım. Kabak köftesi denildi. De. Hadi ya. İşçiler var ya. De ya. Ona. Diyemedim. Ya demin de söyledim ya. Çoluk çocuk küçük olmadığı için. Kapılar falan temiz. Ama ne olacak? Temizlik olunca haliyle bir kat üzerinden geçmemiz lazım. Senden birlikte sinek de giriyor. Affedersin de pisliyor. Mecbur evet. Şu süngerine cifliyor o bende. Nazmi bulmuyor dedi. Ben dökeyim babamın birini küçüğüne. Bari şimdi döküyorlar. Eskiden dökmüyorlardı. O gün bükmeye kullandıydım. Babaanne buranın kolünü verdi bir şeye, halıcıya yıkamaya. Aa, sadece iki halılar evde, büyük halılar evde. Yıkamaya ha. Verdi mi diye soruyorum da. Tanesini verdim. Şundan ince verilmeye yaramaz. Kendimiz hareket edilmez. İki odalarda kınlarda kumumu, temiz, kalktım, kiri yok, beyaz. Babam bizim hepsi 660 tuttu. Benim ikisi 350. Hayır, 350 tuttu. Neden? Yün olduğu için. Şu pahalıymış kızım benim, dokumalı, buraya serdim. Değil bu değil değil mi? Bu hala sermedim orada. Yün olduğu için çok orada. Pahalıymış o. Babaanne kaç senedir kırdı halıları? Çeyizinden falan mı yoksa evliyken balında? Çeyizimden. Çeyizimden eşme kilimini ne var daha onlar da bu. Onlar kıymat dolu. Şimdi onlar bunları hallettim birine verdim. O zaman sattım. Parayla vermişsindir umarım babaanne. 1900 gitmişti. Şimdi olsa daha tarihsel. 8000 falan yok muydu yün olsun falan? Yoktu değil mi? Yunhalı'yı sonradan alındı. 18 bin. Evet. Şöyle kıllı mıllı benim lüktük de vardı bir şey. Atıldı mı ki böyle? Kıllı gibi bir şey vardı. Çok iyi. Aa böyle senin
şeydeki gibi mutfakta gibi bir hava olması lazımdı. Attı durdu o zaman valla. Atılmıştır durdu. Seker benim öldüğü zaman yakıldı ya harman yedi. Size bir şey bahsetmek istiyorum. Daha önce anlattık mı bilmiyorum. 2010 yılında babaannemin kayınvalidesi vefat etti. Yani büyük babaannemiz bizim evde yaşıyorlardı. Beraber yaşıyorduk. Çatıdan kara taban deriz biz. Bir sürü tencere falan çıktı. Bu akıllılar da kullanmak istemediler. Hep onlar başka köye gittiler. Şimdi akıllarına geldiği zaman pişman oluyorlar. Biz niye verdik, niye kendimiz kullanmadık diyorlar. Ama bir sürü tencere gitti. Gerçekten de çocukluğumu hatırlıyorum. Gelin alayım mı dedi. Ben de aa dedim. Ben hiçbir şey almadım sana. Sen de pişman oldun. O da çok ben pişman. Ben şeyin kira evinde zapt edemem. Kendiminkini boyamam diye. Kardelen sordular. Evet. Babaannem sordular. Bana sordular. Gelin onlar alacağız mı diye. Onlar tenleri de almadılar. Hep almadı. Yani. Onlar da netiz düzenimiz var diye. Benim ben de bu kadar. Benim gönlüm şey fırını göktü. Tepsisini göktü. Davulunu. He, o ona şey etti. Zobe'ye mesela bir dünya su tencereleri vardı. O şimdi böyle şarkı serim indela oluyor ya böyle hasır. Onlardan çoktu bizde. Şimdi onlar bizim ocak evine lazım mesela. He, şimdi onlar değerlendi oldu. Hasır, harman hasır. Yeri, halılar falan topladık. Hasır yaptık. Yastık. Evet. Ondan sonra ne diyorlar o böyle dikmeye kırpare mi? He. Onlardan örtü çoktu. Salak gibi o değil mi? Aşağıda bir şeyin üzerine falan örtülüyor. Evet. Yandı cayır çıktı. Şimdi de yerin arası. Yokluktan işte onlar ekleniyor, ekleniyor. Bir gelen giden oğlum çoluk çocuk da kalabalığı. Çocukları örtersin. Kırpare. Ama şimdi moda oldu. Moda mı? Hasan'a sağ olsun takipçimizin biri namazla evet, yapıyor. Çok güzeldi o ya. Evet, o çok güzel. Anam zamanında bir de keleter vardı. Saman keleteri yakıyor. Onu bilmiyorum. O ne demek? Kumaşları kare kare kesersin. Muska muska üçgen kesersin. Onu şey diyorsun. Şimdi arayoz anasını sattı. Namazla şey istiyoruz. Kırpare bulunuyor. Babaannem de kabak köftesini biz gibi yapıyor. Biraz nişasta, patates, soğan, bir yumurta ya da iki yumurta. Bir katılıyoruz değil mi genellikle? İşçiler i̇ki var mı? İşçiler. Günlüğün yövmesi 800 bin. Evet babaanne bak 800 TL'ymiş. Tamam. Yeni duyduk. Nazmi'm ama öyle dedi. 800 bin yövmüş. Ama o 800 TL neler yaptırıyorlar? Mutfak dolaplarından, camlarını hepsini yaptırıyorlar yani. Şöyle ki babaannem artık bütün malzemeleri katmış, karıştırıyor. Baharat olarak da kırmızı pul biber, nane, maydanoz. Başka, maydanoz evet. Nişasta, yumurta. Ve acı bakmadım kızım. Bu da fazla. Pul biber az bakmadım. Perdenin birini serdik, tekrardan makineye atıldı. Annem de kapı silmeye devam ediyor. Orası da evin giriş kapısı. Ben de süpürge yaptım. Biraz dinlendiriyorum şimdi makineyi. Bizim elektrik süpürgesi bozulmuş ya size bahsetmiştik. Motor yanmış. Onu da en son ben süpürmüştüm. Bu yüzden annem benden buluyor suçu. Makineyi sen bozsun diyor. En iyisi babaannem için de şöyle azar azar kullanayım da. Sonra bozulur. Babak senin başına patladı. Aynen. Bir şey yok ama cep olarak da babanın başına patladı. Evet. Yeni makine aldık 4 milyar. 4,5 dediler 4 milyar aldık mesela taksitle. Ama süpürgenin motora yanmış 1 milyar 800 tuttu. Neredeyse yarı yarıya. Baban i̇şte ne düşündüğünü yenisini alırım. Için. Garantisi olur diye. Süpürgemizden de memnunuz kaç senedir kullanıyoruz onu da. Onu da dedik yaptıram çatıda iyi kötü orada da sürekli kullanıyor. Süpürmesi de zor oluyor. Onun için onu da yaptıracağız. O daha gelmedi. Tabii ki de yapılıyor. Makine çalıştırdım benim. Dava onu da unutmayayım. Tamam mı? Altıda sıkma tamam. Yerine gelince hallederiz onu. Biz işlere devam ederken babaannem de kabak köftesini yapıyor burada. Şöyle 3-4 tane kızartmış. Kıpkırmızı. Kıvamı da gayet güzel gözüküyor. Acayip babaannem beni yapar. İnşallah. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Babaannem hamur işi konusunda beceriklidir. Yemeklerde de güzeldir ama mesela peksimeti, böreği falan bilmiyor, bilmiyor. Tam kıvamında güzel yapar. Ben
Babaannemle sofraya hazırladı. Artık çayımızı içeceğiz. Şimdi saat 2'ye geldi. Daha perdeler falan takılacak. Tokardan yerleri silelim derken ikindi vakti gelir. Bizim yani hayvanlara bakma saati. Ben istediğim salonudu perdeler. Gelişim kendime göre yaparım da perdeler. Bugün halam gelemedi. O da bir dahaki geldiğinde da mutfak dolaplarını sildirecek babaanne. Görevi. Sonra da bir gün hep beraber şeyi sileceğiz. Buradaki camları, mutfak diyorum ya, ağız alışkanlığı haline geldi. Balkon camını. Neredesin bacı sen? Oraya bir tane olsun. Evet, şimdi saat 5'e geldi. Çayımızı içtikten sonra biz annemle eve gitmiştik, biraz dinlendik. Sonra biz eve giderken makinede perdeler vardı. Tekrar babaannemle geldim. Kalan perdeleri de taktım. Burayı da bila daladım, sildim. Bitti. Babaannem halısını sermedi çünkü temizlik tamamıyla bittiği zaman serecekmiş. Hatta şuradan saati de göstereyim sizlere. Saat de 5'e geldi. Eve gideceğiz. Pardon, gideceğim. Ben şu an buradayım. Sadece annem evde. Onunla beraber ineklere bakmaya ineriz. Gün bir şekilde yine hızlıca geçiyor. Bugün yine annem vesteri de sildi. Zaten babaannem vesteri de büyük ama yine de içi düzenli olduğu için sadece kapaklarını sildiğinde fazla uzun sürmedi işe. O da son rötuşlarını yapıyor şimdi. Bezleri yıkamış. Kirler yok fazla. Makineyi de bekletmeyiz ama. Doğru. İki bez atılmayacağına göre. Bir de iki kişi olduğunuz için fazla çamaşır. Kirli çamaşır da çıkmıyor sürekli. Dün yıkadım. Evet. İki kere yıkadım. Yağmur bezlerini yıkadım. Tarla bezlerini dışarı. Çamaşırları. Beyazlığa olacak da iki gün sonra da. Bugünlük paydos babaanne. Ben kaçar. Dondurmayı. Ay, yemeyeceğim. Ha, su çikolata var orada, bir şey yok. Ondan da yemeyeceğim, gideceğim, karnım tok. Neden haşo muhtazına gittim. Vallahi yemeyeceğim, sağ ol babaanne. Şurada ekmek, gece ekmek getirmişim. Şöyle bir şey yedim. Yok, içeri bulursam. İyi oluyor ya, biz de kurutuyoruz öyle. Sonra da robottan geçiriyoruz. Ben robot falan aramam. Ha, su şişeyini şöyle ezilirim, cam şişeyini. Ha, onu ben de yapıyorum. İlastirden de geçirip tamam. Toplu olduğu zaman da robot da yiyor. Öyle de oluyor, robottan bulunmuş da. Ben rapor buralarda değil, ta çatıda. Çatıya mı koydun? İkinci katta kutuda. Ben buralarda şeyde mumumu, ta tepeye koyacağım, onu da merdivenle nasıl alacağım da böyle. Ekseri fazla onu kullandım ama şişeyin üzerinde listirden geçirin. Kalını aşla var aşağıda. Aşağı evleri var. Doğru, onlara onlar gidiyor. Onlar gibi yiyor. Her şeyi yiyor, yumuşak ekmeği veriyor zaten. Ben babaannemgile giderken annem uzanıyordu. Eve giderim, onu kaldırırım diye düşünürken o çoktan aşağı inmiş. Gerçi işlere başladım bilmiyorum da. Yeni miydin anne? Dur oğlum, dur abacım. Tamam, işimiz bitsin zaten, hemen seni bırakıyoruz. Hayır, yenice bağladım, yenice. Şimdi çoluk çocuk gelecek, biz gazlara kaçacağız. Bu işaretini biliyor musunuz mu? Beni bırak diyor yani. Yani benden şey diyor ama birazdan salıvereceğin. Öğrenciler geçiyor oğlum. Onda ne diyor? Hani çocukları yayalar hiçbir şey yapmıyorlar da hani bisikletli, mobiletli bir şey geçtiği anda korkudurlar diye korkuyoruz. Allah korusun başımız hiç çıkamayan diyor. Ondan kuzum. Hemen geri salıvereceğim. Ben zaten bağla durmuyorum ki, sabaha kadar geziyorum, akşama kadar geziyorum. Geceleri nerede yatıyor biliyorsunuz mu bu sıralar? Küs benim içinde. Gece 3'te camdan baktıydı. Slash. Her slash'ın içinde yatıyor. Tamam tamam. Ama bak o zaman gazları katarken bağlayacağız. Tamam mı? İşim senle bitti diyecek şimdi. Salamadık ya. Tamam, ne var? Ne istiyorsun? Kalk başla. Allah! Beni devireceğim oğlum lan. Biz bir tane cam silmesini unutmuşuz anne. Nerenin? Bak hemen arkanda. Yağır gibi tozdan geçilmiyor. Bak bak. Arabanın camı çok tozlu.
bir şey olmasın diyorum ya. Bir daha şu an video çekerken dikkatimi çekti de. Döktüğümü arına verin, ne olacak? 5 dakika daha durayım. Hindiler oraya salıverdim. Onları hallettim. Kelle kapıları açamam bak. Kusura bakma vallahi yalakalık yapma bu kadar. Ne oraya mı gideceksin? Bak şimdi ben bakın şimdi arkadaşlar. Oraya gideceğim arkamdan gelecek o da. Bak anladınız mı demek istediğimi? Burada bekliyorlar kapıyı aç da gidelim diye. Ama açmayacağım. Şimdi çocukların mesela liselerin okuldan çıktığı vakit oluyor değil mi? Evet az sonra çıkıyorlar. Zaten. Onun için azıcık ağır alacağız. Bu saat diye sen gider bu. Bunu şey yok zaten her yakadan giriyor çıkıyor. Değil mi kızım? Hayır Toraman azıcık bekleyeceğim böyle. Perdeler kırışmamış değil mi? Onu diyorum. Hayır hayır iyi. Şöyle baktım şuradan da bir şey yok gibi. Ben altlarını küreni temizleyeyim. Bizi orada yakanı bizim inek boşanmış. Bir güzel Allah'tan ilgi yoktu. Ortalığı dağıtmış. Geliyordum bir möleme suydu, duydum. Kardelen dedim Allah bizden biri boşanan oldu. İyi ki düveler boşanmış. Yoksa yerinleri yerlerde. Allah korusun olacak karın şişecek. Bir de su içecek temel şişecek. Boynundan çıkartmış. Boynuzsuz olduğu için. Biraz onu ip bağla verin Gale. Ortalık felaket. Görmeniz lazım. Mecbur onu şey mi yapsak anne ya? Ne? 2-3 tane varil dama koysak da açık olan yemleri varile katsak. Hangi birine katacaksın? O süt yemi geldi. Çeşit anda. Çok. Süt ah, var, kepek var. Kalsam, onu devirecek oldum Allah korusun. Burası saman azaldım. Burayı korum ben onu da Gale. Şovumuz yok ne lan? Arada Toraman'ı bağladığımız için ama 40 yılda bir çok nadir. En son mevlüt yaptığımız gün Toraman'ı bağlamıştık. Onun dışında bağlamadık. Hiç gelme oğlum. Daha var vakitine. Ben yukarı çıktım. Üstümü değiştirdim. Geldim. Annem sağıma başlamıştır diye düşünürken bıraktığım noktada duruyor ya. Hiç hareket etmemiş. Baksana şunun güzelliğine. Kucağıma geldi, ben de aldım. Haveri bana küçük çocuk anasına bakar gibi bakıyor. Bir de bunlar da ilkinden bizde kedi baktığımız zaman korkuyor. Böyle diye ses çıkarıyorlar. İnternette araştırdık. Yani kendilerini sevilince bunlar öyle yapıyorlarmış. Nereye gittin bu? Bunlar beni anası diye bakıyorlar. Minnoş anneleri öldü. Minnoş'un kızının da yavrusu var bir tane. O da oraya gitti yavrusunu çağırdı. O da onu yemiyor bak. Abbas yaklaşma, Abbas pek yaklaşma. Annesi gideceğim diyor, o da gitme anne diyor. Emcek be, evet. Araya yazık, kıyamam vallahi. Allah. Gel gel, dama gir de gösterem gel. İyi göstereceğiz. Beni bekle, gel. İşleri mi? İş ha, çok ha. Canım aksın. Bakın, işte evrenimizin yediği hat. Allah'tan ilgi yoktu. Burada saman vardı. Samanı dağıtmış. İlgim olsaydı ilgimiz mal olacaktı. Ne oldu sesliydi? Motosiklet geçiyormuş. Şuna bak buraya kadar pislemiş. Allah'tan inekleri birbirine süsmemiş. Yani bu ineğimiz hamile. Düveleri de bir şey yapmamıştır inşallah tahmin ediyor. Olduğu yerde duruyormuş ama beni iş çıkarıyormuş. Değil mi Toraman? Dizmelerimi giyin gene. Şurabımı çekin iyice de. Toraman. Kardelen de vardı. Kardelen de küspeyi dolduracağım. Aman küspe niye ağzıma alışıyor. Keşke küspeyi alsak kale. Slaşı dolduracak. Bugün yani küspe gelecek de bu yüzden onun anne telaşında. Küspe slaştan daha iyi oluyor. Tamam slaşı da bağla. Emeğinden şey yapıyorsun. Süt oranı iyi oluyor da ama küspe de daha bir sulu, daha bir vitamin gibi geliyor bana hayvanlara göre. Benim kalpaltıda maydanozu sevdiğim için, aradığım için inekler de samanın içinde küspe arıyorlar. Ne? Ulan sizi yanlış ya. Ben senin ha. Nesilden nesile burada bekliyorlar. İlk bir minnoş çok beklerdi. Sonra anası kılıklıydı. Şimdi bu siyah kedilerden biri çok bekliyor. Sana vermedin değil mi kimseye bırak? He?
Önceden anne ben küçükken siz Ümrengem'le beraber hamile ineğin karnına çok bakardınız. Buzağı hareket edecek mi diye. Evet. Yıllardır ne ben senin böyle hiç baktığını gördüm ne de Ümrengem'le hiç böyle muhabbet ettiğinizi. Şöyle karnına yani bu şey konusunda. Şöyle buzağı tabii ki bu hamile. Bunun ne oluyor? Bir aydan azıcık bir şeysi var daha. Şöyle tuttuğun anda buzağı hareket eder. Hele su içtiği zaman kirli geldi ondan ondan da ne? Ne arar oğlum ne? Ne? Birazdan çıkacaksın kirli. Ne kızım? Sağ ol odaşım. Evet. Ekranı kapattın. Neyse ben de hemen telefonu bir kenara bırakıp düğmelerin tarafını halledeceğim. Şimdi arkadaşlarım en son mallara bakıyorduk. Dedik ki Kardelen çarşıya gidecek diye. Ondan sonra devam edemedik. Biraz ne diyeyim size mala maşada baktık. Ben Kardelen'i çarşıya bıraktım geldim. Ondan sonra tarnam yumurtlancaydı. Benim de canım istemedi. Dedik kaldığımız yerden sabahleyin devam ederiz diye. Aslında bu biraz cıvık ama ben bunun için aslında un katmak istemiyorum. Fazla unlu olmasın tadı daha bir güzel olsun diye. Bakınız ilkten kabardı kabardı. Şimdi ne oluyor? Fıskı fıskı artık ekşimeye başladı bu tarna. İşte bunun yumuşaklığını un katarsam da gitmesin diye. Şöyle elimi değirmeden ıskaranın yardımından üstü kayısalanlarına aşağı doğru içine sindireceğim. Ama bu gitgide ne olacak? Katılaşmayı yön düşecek. Bu aslında teknenin içinde olsaydı bu kadar cıvık olmazdı. Tahta ya. Bu cıvık noktasını soracak. Plastik olduğu için, ilyen olduğu için naylonumsu ne yapıyor? Aynı şeyde daha sulanmış oluyor. Bir hafta sonra galiba bunu yeriz, çorbasını pişiriz. Bu sene nasip olursa Kardelen poşetlerim çok koyar. Evet. Ya da o şöyle küçük küçük sızdırma azadan alalım içine gazete olur mu ki? O zaman da yer kaplar. Yer kaplar daha hindiler kesecek. Hadi kazımız az ama. Değil mi? O da var. Yani. Gazı kestiğimizi birini tazeyken sıcağına pişirelim. Yani dolapta da lezzet doluyor koyunca değişmiyor ama o gün kestiğin anda dolabı koymadan birkaç gün sonra pişirince daha bir lezzet doluyor. Suyu daha bir güzel oluyor. Ama şimdi de hepsini bir anda tüketemediğin için mecbur yüceğiz, yıkacağız, temizleyeceğiz, dolaplara koyacağız. Bir gelen giden eşinden dostundan Allah'ım yedirmeye nasip etsin. Tarna olsun, bulgur olsun, gaz olsun, tavuk olsun. Hepsi de. Böyle üzerini örttüm ben bunu. İki gün sonra bir daha bu şekilde yaparım ben buna. Geçen sene aslında çok gardıydım ben. Hemen hemen bu ilya vardı yalım değil mi? Tahminen. Çok ama değil. Gelen giden misafirlerime elimden geldikçe takipçilerimiz mesela uşağı tarnası bilmeyenler, merak edenler ya da ben de boş göndermek istediklerim de oldu. Hep onlara katıverdim. Az kalmış. Normalde kendime yeterdi. Onun için dedim garam hem tarhanalı köftesini şipidini de sevdiğimiz için Karen sofra bezini getirecek mi? Onu da böyle üzerini örtüyoruz ki paflanmasın. Böyle bunun üzerine zini kapatırsam ne olur? Paflanır bizim şey. Muhakkak böyle hava alan yere koymamız lazım. Elimi değmeyeyim, gazımı verin. En gücü iki gün sonra bir daha aynı şekilde olacak bu. Şöyle de üzerini örtüyorum ki bu şekilde de dursun. Tamamdır. Artık burada da videoyu sonlandıralım. Allah yeri göre bazen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabahleyin sonlandırıyoruz. Yeni bir videoyla yeri başlamış oluyoruz. Belki sizler de bunu fark etmiş oluyorsunuzdur. Ama neden yapıyoruz? Biz buna aynı konu, farklı konular karışmasın. Sizin de kafanız karışmasın diye bazen yemek tarif veriyoruz. Ama zaten benim verdiğim de aynı şeyle alıyor. Sizler de biliyorsunuz. Elimizden geldikçe günlük yaptığımız işlerde yemek olsun çekmeye çalışıyoruz. İnşallah da memnun oluyorsunuzdur değil mi Kardelen? Evet. Bazen Kardelen konuşuyor bazen de konuşuyor. Ama bak sen beni burada şey yapıyorsun. Şu an sen ne yapıyorsun tarhanaya anlatıyorsun. Ha. Ben ne anlatayım ne konuşayım? Sonradan konuşuyorsun. Ben A dere sen B dersin. Ben C dere sen D dersin. Harf sıralamasından. Hadi bakalım Allah'a emanet olun diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Sağlıcakla kalın.